Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz gördüğünüz gibi Oase ailesinin en büyük dış filtresi olan Oase Biomaster Thermos 850. Bugün bu dış filtreyi açacağız, inceleyeceğiz ve içerisinde çok güzel bir değişiklikler yaptım. Sizlere onları göstereceğim. Sanırım şimdiye kadar bunu yapan birisi olmadı. Yani pek de akıllı işi sayılmaz ama oturdum, uğraştım, değişik bir şey olsun dedim ve tabii ki sebepleri var. Onları da açtığımızda zaten sizlere göstereceğim. Evet, şimdi kutuyu ben şöyle aşağı alayım, filtreyi yukarıya çıkarayım. Öylece devam edelim. Evet. Bayağı da uzun, güzel bir dış filtre. Şöyle de bir aksesuarların bulunduğu kutusu var. Geri kalanı şöyle kenara alalım. Evet, ilk önce şu aksesuarlardan bahsedecek olursak, aslında şimdi böyle kutu açılımına içerisindeki malzemeler şu işte dış filtre böyledir, iyidir, kötüdür vesaire falan filan onları demeye gerek yok. Şimdiye kadar zaten kanalımda Oase Biomaster serisinin diğer modellerinde zaten geniş bir şekilde anlattım. Oase Biomaster 350, 600, 250 bunların hepsini sırayla anlattım. Sıra geldi 850'ye. 850'likte öteki dış filtrelere göre nasıl bir farklılıklar var? Onlardan bahsedeceğim ve kendi yaptığım modifikasyonundan bahsetmek istiyorum sizlere özellikle. Ama yine de şöyle kabaca bir gösterecek olursak, bunları bu arada direkt Türkiye'den aldığım için kutu içerisi normalde böyle düzen olarak böyle değil ama ben fazladan malzemeler vesaire de aldığım için yolda daha kolay gelebilmesi adına sıkıştırma falan rica ettim. O yüzden de böyle yani bunlar vesaire içerisinden çıkmıyor. Zaten bunları da yanlış aldım. Geldikten sonra fark ettim ama benim hatam. Yapacak bir şey yok. Oase Biomaster serilerinin her hepsi 16-22 ölçülerinde hortum çapı var. Ama ben 12-16 olanları aldım yanlışlıkla. Neyse yapacak bir şey yok. Dursunlar böyle. Kitapçıkları, garanti belgesi, işte diğer bağlantı aparatları vesaire her hepsi burada. Şu an bize burada lazım olan tek şey altına koyacağımız silikon ayakları. Onlar da şunlar. Başka da şu an için ihtiyacımız yok burada bir şeye. Bir de şu gerekli olacak. Olur da ısıtıcısını kullanmak istemezseniz ona göre de bir kapağı da var. Isıtıcısını çıkarıp bu kapağı da takabiliyorsunuz. Şimdi bunu kenara kaldıralım. Hortum da daha sonra lazım olacak. Evet arkadaşlar, şimdi bunun açılımını yapalım. Arkadaşlar, en büyük sıkıntı Oase Biomaster'larda ilk defa kullanacak arkadaşlarımızın yaşadığı en büyük sıkıntı bu kilitleri açmak oluyor. İlk önce ön filtreyi çıkaracakları için ön filtreni açmaya çalışıyorlar ama açılmıyor tabii ki. Bu güvenlik amaçlı yapılan bir şey. Direkt ön filtreyi açacak olsak hortum bağlantıları henüz kesilmediği için su dışarı akacaktır ve bu kötü sonuçlar doğurabilir. O yüzden ilk önce hortum bağlantı kısmını böyle açıyoruz, gayet basit. Sonrasında ön filtre kısmını açıyoruz. Ama bundan da önce size söylemek isteyeceğim şey, hortum bağlantı aparatını açtınız, sadece ön filtreyi temizleyeceksiniz. O yüzden bu kısmı sökmeden direkt bu kısmı söküp temizleyip getiren arkadaşlar da var. Sorun olmayabilir ama olabilir. Bugün olmaz, yarın olmaz, bir gün olur. O yüzden ilk önce bu hortum bağlantı kısmını böyle yerine söküp hortum böyle havada kalsın ya da böyle kalsın. Ondan sonra ön filtreyi açıp kaldırıp öyle götürmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu ön filtremiz de burada dursun. Hortum bağlantı aparatımızı tekrar yerine takalım. Şimdi iç kısma gelecek olursak ilk önce bu kulpunu açmamız lazım. Bu yan taraflarda da güvenlik amaçlı kilitler var. Bunları şu an kulp yukarıdayken açabiliyorsunuz ama kulp aşağıdayken bu kısım açılmıyor. Bunun da sebebi tabii ki güvenlik. Evet, bu tarafı açtık. Arkadakileri de açtık. Bunları özellikle hepsi yani karşılıklı iki tarafı aynı anda açmaya özen gösterirseniz daha sağlıklıdır. Çıkarırken de ısıtıcıya özellikle dikkat edin arkadaşlar. Sağa sola vurmanız ısıtıcıya zarar verebilir. Bu arada içerisinde de 400 wattlık bir Oase ısıtıcısı var. Ben bunu daha önce bildiğiniz üzere akvaryumda kullanıyordum. Dış filtreyi bağlamadığım için ısıtıcısını kullanıyorum. Bayağı da uzun. Çapraz şekilde kullanıyorum zaten. Arka tarafta toprak yükseltisi fazla olduğu için. Evet, şimdi geliyoruz. En üstteki filtre. Neden? Yani en son filtre burası. En üstte. Çünkü su ilk önce ön filtreden geçip ondan sonra en aşağı inip aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor akvaryumdan gelen suyumuz. Bu en son filtre. O yüzden bunu buraya bıraktık. Şimdi bunların her hepsini bir açacağım. Sonra size detaylı bir şekilde göstereceğim. Asıl olay burada başlıyor. Beni dış filtre konusunda daha önceki seyreden arkadaşlarımız ya da takip eden arkadaşlarımız biliyordur ki her zaman için büyük dış filtre kullanıyorum özellikle bitkili akvaryumlarımda. Sebebi ise tabii ki filtrasyon alanının daha geniş olması. Filtrasyonun büyük olmasının her zaman için artısı vardır. Evet, bu da en alttaki sepetimiz. Zaten bunun kalitesini vesaire anlatmaya gerek yok. Herkes biliyor artık. Evet arkadaşlar, şimdi geliyorum olayın can alıcı kısmına. Bütün sepetleri Sera Sporax ile doldurdum ve Sera Sporax'ları da tek tek böyle elimle düzdüm. Bunlar çok fark etti. Şimdi ekranda da gördüğünüz üzere
Yani boş hali, ilk önce plastiğin boş halini görüyorsunuz şu anda. Boş hali kaç gram? Normal serpiştirdiğimiz hali kaç gram? Ve bu düzende yaptığımız hali kaç gram? Onları gördünüz. Hem oturdum böyle tek tek uğraştım. Biraz yorucu oldu ama gayet güzel oldu. Hem su sirkülasyonunu kötü yönde etkilemeyeceğini düşünüyorum. Bir önceki haline göre. Hem de daha fazla biyolojik malzeme içerisine sığdırabildik. Ve bir sepetimiz neredeyse hatta iki sepetimiz boşa düştü. 1,5 sepet aslında. Bunun altı da yarım normal şeyler dolu. Serasporakslar. Onları da şöyle göstereyim. Evet. İki sepet boşa düşünce geriye kalan sadece bir sepetten bu kadar malzeme oldu arkadaşlar. Ve en üst sepete de kırmızı süngerin altındaki en üst sepete de Sera'nın elyaflarını kullanacağım bu defa. Bir sepetin içerisine tam 10 tane hatta 11. de sığabilir. Ben 10 tane aldım ama 11 de olabilirmiş aslında. Alacaklar olursa eğer 11 tane almasını tavsiye ederim. Şimdi bunları hemen hızlıca bir düzeyim. Evet, bunların da sepette kapladığı yer bu kadar. Bu 10 adet. Yani 11.ye gerek de olabilir, gerek olmayabilir. Şöyle araya sıkıştırılıp koyulabilir yani istenirse. Tabii böyle de yeterli mi? Yeterli. Sera'nın bu elyafını bayağı bir övdüler. Daha önce hiç kullanmadım ama videolarını vesaire seyrettim, araştırdım. Alacağım sıra gayet güzelmiş. Bunları tekrardan diğer elyaflar gibi çöpe atmanıza gerek yok. Tekrardan yıkayıp yıkayıp kullanılabiliyor. Bu arada şöyle diğer sepetleri de gösterecek olursam, gerçi fotoğrafını falan da ekrana koyarım ama yani burada büyük bir emek var arkadaşlar. Olur da böyle bir şey içinizde yapan olursa arkadaşlar Instagram'dan fotoğraf bekliyorum. Benim gibi bir deli daha var mı? Onu merak ediyorum özellikle. Arkadaşlar bu arada biyolojik malzeme olarak herkesin farklı bir tercihi var. Fiyat performans olarak ya da ne bileyim kalitesinin iyi olduğunu düşünen vesaire her açıdan şeyler olabilir. Benim her zaman için favorim Serasporax. Özellikle küçük dış filtrelerde ise Serasporax Mini. Zaten daha önce de bu 60 santimli Eden'in dış filtresini kurduğumuzda ona da Serasporax Mini kullanmıştık. Eğer alan küçükse daha fazla filtrasyon sağlamak için de minilerini tercih edebilirsiniz. Bir diğer kullanacağım şey de elyafın üstüne ya da bu kırmızı süngerin üzerine bu Seachem Purigen'i kullanabilirsiniz. Onu da şimdi bir açayım. Evet, şöyle maket bıçağıyla boş kısmına dikkat ederekten açalım. Şunu da şöyle bilmeyen arkadaşlarımız için göstereyim. Seachem Purigen. 100 mililitrelik bize yetecektir arkadaşlar. İlk başta da şöyle bir bayağı küçük bir toz olanları ya da ezilenleri vesaire dökülüyordu. Sorun değil. Bunu nereye koysam bilmiyorum. Hatta şimdi karar verdim. Ben bu kırmızı süngeri de iptal ediyorum. Oraya en üst kısma sadece Purigen'i koyuyorum arkadaşlar. Bunun da sebebini birazdan tekrardan söyleyeceğim. Şimdi bunları tekrardan bir yerine alacağım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada en alttaki boş sepete de Oase'nin kendi içerisindeki olan bu plastik malzemesini kullanacağım. Onu da şöyle göstereyim. Bunu genelde samplı olan akvaryumlarda vesaire kullanılıyor. Hava motoruyla böyle hep havada dönüyor vesaire ama ya da ben yanılıyorum. Farklı bir şeydir. Görüntüsü buna benziyordur ama bilmiyorum. Ben ona benzettiğim için şimdi ona örnek vermek istedim. Evet, şimdi sepetleri yerine bir koyun, devam edelim ondan sonra. Bu arada 6 tane geniş sepeti var. Bu da 7. en üstteki sepetle birlikte 7 sepeti var. Onu da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar, şimdi sepetleri yerine yerleştirdik. Ve ön filtredeki yaptığım modifikasyondan size bahsetmek istiyorum. Ön filtre borularında genelde herkes işte özellikle Oase Biomaster 850 büyük motor olduğu için midir nedendir bilmiyorum. Hava sorunu var vesaire gibi şeyler duydum. Alan arkadaşlar bana yazdılar ya da kullanan arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla hava sorunu vesaire olduğunu duydum. O yüzden mantıken şöyle bir şey yapmak istedim. Gördüğünüz gibi delikleri bayağı bir çoğalttım. İrili ufaklı. Matkap yardımıyla bunu böylece deldim. Bayağı da bir fazla oldu. Yani suyu daha kolay emeceğini düşünüyorum böyle mantıken. O yüzden de hani ben delikleri küçüktür, suyu rahat ememediği için hava atıyordur diye mantığıyla düşündüm. Ve şimdiki dış filtrede de öyle bir sorun yaşıyordum. En son bakım yapmıştık zaten akvaryum. Ondan sonra dış filtresini vesaire de temizlemiştik. Dış filtreyi temizlediğimi en altta iki tane az önce en alt sepete koyduğum Oase'nin kendi beyaz plastik olan biyolojik malzemesi vardı. En altta iki tane onlar vardı. Onları çıkardım. O yüzden üstte şöyle bir boşluk kaldı. Boşluk kaldığı için de daha fazla suyu daha temiz, daha rahat alabildi. O yüzden de hava sorunu neredeyse sıfıra indi. Şu an
akvaryumda takılı olan filtreden bahsediyorum. Bu arada şu an üzerindeki ön filtre süngerleri de gayet güzel, genişli. Yanılmıyorsam 25-30 ppi falandır. Gayet güzel. Çok kolay kolay tıkanmaz. Ha, çok ince tozları büyük kısma geçirebilir ama önemli değil. Bitki atıklarını vesaire bize tutması yeterli. Elimde şöyle kırmızı olan da vardı daha önceden aldığım ama bunlar hoşuma gittiği için kullanmayacağım. Ben normalde içerisinde diğer bu kırmızı sünger gibi 40 ppi falan olanını düşünmüştüm. O yüzden şu ekstra Malavi İzmir'in de sattığı bir siyah sünger var. Bundan sipariş etmiştim ama bunu da kullanmayacağım. Orijinal üzerinde gelen mavileri kullanacağım arkadaşlar. Evet, bu süngerlerimizi de şöylece bir takalım. Bu arada 6 adet ön filtre süngeri var. Onu da belirtmiş olalım. Dış filtre boşken ayakları takmayı unuttum. Şimdi tekrardan bir dış filtrenin içerisini çıkarıp şu ayakları takıp tekrardan dolduracağım. Sonra da devam ederiz. Vallahi şunlara verdiğim emeği bir ben biliyorum. O yüzden şu an kirlenmesini hiç istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Evet, kutuyu şöyle ters çevirdikten sonra şu ayakları takabiliriz. Aslında ben bunun altına da akvaryumların altına kullandığım yoga matından yapmayı düşündüm ama yapsam da yapmasam da yine de bu ayakları takalım. Çünkü ben Oase'nin gerçekten bu ayaklarını çok beğeniyorum. Çok güzel, çok yumuşaklar. Titreşimi bayağı bir azaltıyorlar yani şöyle gösterecek olursam. Evet, şöylece bir hızlı şekilde yerine takabiliyorsunuz. Evet, sepetleri tekrardan doldurduk. Şimdi tekrardan filtreyi kapatıp kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi kutumuzun içerisinde bir de ayrıca sipariş ettiğim Aquarium Neofluff Premium 2. versiyonu olan ve large olanı sipariş etmiştim. Onları da buna bağlayıp öylece kullanacağım. Kendi aparatları da aslında gayet şık ve şeffaf ama onun ucu direkt yuvarlak olarak verdiği için, yani sivri olarak verdiği için bayağı bir sirkülasyon olacak. 90 santime göre de bayağı bir süratli olur. Bu arada 1550 litre debisi var ve saatte 32 watt'a kadar elektrik tüketiyor. Isıtıcısını da zaten söylemiştik, 400 watt. Normalde 32 watt 1550 litre debiye göre birazcık fazla ama şu ön filtre olayı ve ısıtıcı olayı gerçekten yani değer dedirtiyor insana. O yüzden de severekten kullanıyoruz. Bunları da şöyle size kabaca göstermek gerekirse, zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Özellikle versiyon 2 sipariş ettim çünkü versiyon 1'ini daha önce de videosunu yapmıştım. Hiç memnun değildim. Şöylece göstereyim. Bunlar farklı bir malzeme. Plexiglas değil de farklı bir ismi vardı, unuttum şu an. Kırılmaya falan dayanıklı. Esnek bir yapısı var yani. O yüzden temizlerken kırılır mırılır derdi yok. Camdaki gibi. Ayrıca akvaryumda da karidesler vesaire olduğu için şöyle karideslerin filtreye kaçmasını önlemesi için şöyle de bir aparatını aldım. Ve lily pipe olan şu modelini aldım. Bunu boruların ucuna takınca, yani direkt sivri bir şekilde tek bir noktaya değil de daha bir yayılaraktan gittiği için az da olsa akımı yavaşlatıyor. Bu da bizim şu anki akvaryum ölçümüze göre işimize yarıyor. Bunların skimmerları da emiş kısmına değil de basış kısmında oluyor. O yüzden sadece yağ tabakasını temizliyor. Zaten tankta da ayrıyeten harici bir skimmer kullanıyoruz. Evet, ben şimdi bunu tanka bağlayayım. Bu arada bunu bağlayıp diğer filtreyi direkt iptal etmeyeceğim. Sebebi bunda şu an bakteri vesaire hiçbir şey yok. Bakterisi oturana kadar bu filtreyi akvaryum dışında tutacağım. Bir ay falan bakterisi oturduktan sonra, bir ay sonra diğer dış filtreyi tamamen iptal edip sadece bu dış filtreyle döneceğim. Bakteri demişken de iyi ki dedim, aklıma geldi. Akvaryum kurarken o metal filtrenin içerisindeki biyolojik malzemelerin üzerine de şu bakteriyi kullanacaktım. Arka Aquatics'in. Bu jel şeklinde bir başlangıç bakterisi arkadaşlar. Filtre start yazıyor zaten. Bunu internetten daha detaylı bir şekilde de araştırıp faydalarını görebilirsiniz. Bunları da direkt biyolojik malzeme, işte sünger, içerisinde ne koyduysanız üzerine jel bir şekilde böyle sürüyorsunuz. Sonrasında bağlayıp çalıştırıyorsunuz. Daha hızlı şekilde bakterisi oturuyor. Evet, şimdi ben bunları halledeyim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar, bu arada göstermeyi unuttum. Bu hortum aparatını söktüğümüzde içerisini nasıl temizleyeceğiz vesaire gibi soranlar olmuştu. Daha önceki videolarımda da bahsettim ama yine bunda da bahsedeyim. Bu kısmı elimizde tam tersine çevirerekten, zaten şurada görüyoruz nerede olduğunu, çevirerekten açabiliyoruz. Şu an hortumlar açık. İçerisini fırça yardımıyla temizleyebiliriz. Herkese tekrardan merhaba demek istiyorum arkadaşlar. Çünkü aradan bir 2-3 gün geçti. Maalesef hastalandım. Sesim bayağı bir kötüydü, o yüzden devam etmek istemedim. Şu anda da henüz iyi değilim ama videoyu da yarım bırakmak istemedim. Aradan birkaç gün geçmesinde faydası oldu. Ne gibi diyecek olursanız da, bu akvaryumun lily pipelarında bir sorun keşfettim yine. Nedir o sorun? Şimdi mikrofonu oraya bir tutacağım. Ondan sonra anlatacağım.
Evet, sesi duydunuz, böyle bir tıkırtı sesi gibi. O ses ne diyecek olursanız da şöyle bir cımbız yardımıyla size göstereceğim. Cımbızın ucunun değdiği yerde bir aparat takılı arkadaşlar. Şu oynayan şey. O da suyun sirkülasyonuyla hareket ediyor ve ses geliyor. Ama şöyle sabitleyince hiçbir ses yok. Şöyle üstten ve alttan takmalı bir şekilde, yani bunu çıkarabiliyorsunuz. Onda bir ses buldum. Yani çok önemli mi? Değil. Çok ciddi bir ses mi? Değil. Ama yine de gördüğümü söylemek istedim. Evet, şimdi tekrardan da dış filtreye de gelecek olursak. Dış filtreyi malum şu an akvaryumda hala hazırda çalışan bir dış filtre olduğu için şöyle kapağı açacak olursak şu anda hala hazırda gördüğünüz gibi bir tane dış filtremiz zaten var. Bundan memnun olmadığımız için tekrardan Oase'ye dönüş yaptık. Yani akvaryum hobisine ilk başladığımdan beri zaten istiyordum böyle bir metal bir filtre kullanmak. Hatta gördüğünüz gibi habire de hava atıyor. Yine geliyor. Oase'nin de hava sorununa birazdan değineceğim. Yani filtreden gerçekten yani çok büyük hevesle aldım. Uzun zamandır da hep istiyordum. Markasını da size zaten şimdiye kadar söylemedim. Aslında işbirliği gibi bir şeyle anlaşmıştık ama memnun kalmadığım için. Bunları da onu belirttim. Bunları yani iyi bir şeyini anlatacak iyi bir şey yok daha doğrusu. O yüzden de sizlere markasını vesaire söyleyip de önermek istemedim şimdiye kadar. Şimdi de önermiyorum zaten. Neyse, bu filtreyi yakında çıkaracağız. Arka tarafta da karbondioksit tüpümüz var. 10 litrelik tüpümüz bittiği için şu an yedekteki 2 litrelik aktif. Şu anda burada Oase 850'ye yer olmadığı için yan tarafı aldım. Yan tarafı almamdaki handikap da iki dolabın arasında dolapların altı, arkası, boşluk ve bundan dolayı da yankı yaptığını düşünüyorum. Sesini de şöyle sizlere dinletecek olursam mikrofonu yine aynı şekilde oraya uzatıyorum. Umarım duyuyorsunuzdur. Evet, 850'nin şu anki sesi bu ama buna aldırış etmek istemiyorum. Yine de belirtmek istedim ama yine de buna aldırış etmek istemiyorum. Çünkü dolabın içerisindeki ses önemli bize. Bu dış filtreler akvaryum dolabının içerisi için üretiliyor sonuçta. Hava sorununa gelecek olursak, hava sorunu da yani şöyle yan yana tutayım. Şu an bu öndeki cam lili pipe, arkadaki de bildiğiniz gibi akvaryumunki. Bu içerisinden çıkan çok küçük toz şeklinde olanlar karbondioksit. Ama bu büyük kabarcıklarda hava. Motoru zaten sorunluymuş. İnternetteki bütün kullanıcıları vesaire okudum. Herkes motorundan yana şikayetçi. Metal filtreden bahsediyorum. Ama Oase'nin hiç hava mava atma durumu yok. Yani şu anda da çalışıyor zaten, görüyorsunuz. Bu yine hava atıyor. Yani böyle 2-3 dakikada bir, dakikada bir, 30 saniyede bir süresiz yani karışık bir şekilde hava atıyor. Oase'de hiçbir hava yok. Ben bunu şuna bağlıyorum. Çünkü kullanan arkadaşlarımda da tam tersi. Ses sorunu yok ama hava sorunu var deniliyor 850'de. Videoda da gördüğünüz gibi ön filtredeki boruyu bayağı bir delik deşik ettim tabiri caizse. Ona ve en üstteki ince katman, ince olan sepeti boş bıraktığım içindir diye düşünüyorum. Niye diyecek olursanız, yani en üstte sünger varken motorun suyu çekmesiyle en üstün boş olup oranın su dolu olup motorun suyu çekmesi farklıdır diye düşünüyorum sonuçta. Yani mantıken düşünürseniz de gerçekten hak vereceksiniz. Bunu mutlaka Oase kullananların denemesini istiyorum. Üstteki süngeri çıkarıp boş bırakıp, ben mesela sadece Seachem Purigen koydum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ve ön filtredeki boruyu delmenizi tavsiye ediyorum. Ha orijinalinin bozulmasını istemiyorsanız da aynı ölçüde bir tane boru alıp onu da delebilirsiniz. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de sıkça sorulan sorular içerisinde şey var. Oase'nin sepeti kaç adet? Mesela 250, 350, 600 ve 850 olarak sayacak olursak 4 tane 250'nin sepeti var. 5 tane 350'nin var. 6 tane 600'ün var. 7 tane de 850'nin var. İçerisindeki sepet sayısı. Evet arkadaşlar, fark ettiklerim, aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bir kişi de olsa bu videodan faydalanmıştır. Çok mutlu eder beni. Bu arada sizlerin de görüşlerini, yani kullananların özellikle görüşlerini, beğendiklerini, şikayetlerini vesaire neyse yorumlar kısmına yazarsa, bildiğim bir şey varsa mutlaka tabii ki cevap veriyorum. Şöyle akvaryumda genel olarak bir gösterecek olursak, diatomdan kurtulmuş bir şekilde ilerliyoruz. Akvaryumda birkaç değişiklik de yaptım gübre vesaire olarak. Onu da yakında zaten videosunu yaparız. Yan taraftaki etobur bitkilerden de zaten o şeyleri söylemiştim sanırım. Sinek kapanları vesaire çıkardım. Şu an Ultraclaria ve şu ismini unuttuğum bitki var 2 adet. Şu anda sadece her hepsi tuttu. Tutmayanlar zaten öldü, gitti. Küflenmişlerdi, gittiler. Lepistes akvaryumu da yavrulardan artık büyüklere yer kalmadı neredeyse. Burayı da yakında bozup yeni bir projeyle devam edeceğiz bilginize. Gördüğünüz gibi yine bu arkadaşımız hava atıyor. Arkadaki ötekinde hiçbir sorun yok. Yani bunu buraya bir saat sabitlesem değişen hiçbir şey olmayacak. Ben sözüme güvendiğinizi varsayaraktan size gördüklerimi aktarıyorum.
Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadar olsun. Beni seyrettiğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Herkese iyi günler, iyi hobiler. Bu arada kanala henüz abone değilseniz abone olmayı ve video beğendiyseniz de like atmayı unutmayın diyorum. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz her zamanki gibi açıklamalar ve yorum kısmına sabitliyorum. Oraya tıklayıp beğenirseniz takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrardan herkese iyi günler, iyi hobiler. We'll be right back.